Herkese merhabalar. Öğretici metinler sözlü altın türleri soru çözümüyle AYT kampımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin orada sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Hemen sorulara geçmek istiyorum. Gerçekten seçici sorular vardı. Daha doğrusu sorulara geçmeden önce kısa bir bilgi vereceğim. Sonrasında bu kızı kul aziz gibi gözüken ama esasında sizler için çerez olan bu soruları hep beraber çözelim. Öğretici metinler, tarihi metinler, felsefi, bilimsel metinler olmak üzere üç kısımda var ama esas bizim daha çok edebiyat sorularına karşımıza gelen gazete çevresi gelişen metinler. Makale, fıkra, sohbet, söyleşi, deneme. 2020 ayette de deneme, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı başlıkları yer almıyor. Dolayısıyla bunlarla alakalı fazla irdelememiz gerek yok. Ama anı, günlük, mektup, dilekçe ve aynı zamanda gezi belki diğer sanatçıların eserleri arasından belki karşımıza gelebilir. Ama dediğimiz gibi deneme, biyografi, otobiyografi ve gezi yer almadığı için bunlara yer vermedik sorularımızın içerisinde. Şimdi anahtar kavramlarımızı hatırlayalım. Aynı zamanda söylev konusu da sözlü anlatım türlerinde sınavımıza e, sınavımızda yok. Ve çıktı biliyorsunuz söylev konusu bundan 4-5 yıl önce üniversitede sorulmuştu. Makalede kanıt gerekiyor arkadaşlar bilimsel ve ciddi. Fıkra güncellik önemli sohbet havası. Sohbetler, söyleşiler okurla konuşma havasında. Deneme kendisiyle konuşma havasında. Eleştiri bir kitabın olumlu ve olumsuz yönü. Mülakat, soru cevap, röportaj. Mülakat artı inceleme resim belge gerektiriyor. Haber yazısı 5N1K. Anın üzerinden zaman geçmesi lazım. Günlükte günü gününe. Biyografi doğdu, yaşadı, okudu. Üçüncü kişiyle anlatım. Otografi doğdum, yaşadım, ee, okudum demesi lazım. Gizli yazısı da gizlilip görülen yerler. Esasında bu anahtar kelimeleri bildiğimize tıkır tıkır yapabiliriz. Sunum biliyorsunuz prezentasyon da deniyor. İnsanlara karşı çıkıp bir konu hakkında bilgi veriyorsun. Münazara sınıf ortamında yapılan tartışma, konferans, farklı farklı oturumlarla yapılabilen bilgi verilen konular oluyor. Açık oturum yine medyada ya da işte birçok insanın görebileceği bir yerde bir başkana sahip bir konuşma paneli oluyor. Panel ve forum arasındaki fark... Panelde İzleyiciler soru soramıyor ama forumda izleyiciler de sorularla panel başkanına ve konuşmacılarına sorular yöneltebiliyor. Sempozyum ise bilgi şöleni. Burada gerçekten genellikle ciddi akademik konularda akademisyenler sonradan bu konuşmaların yayınlanacağı şekilde bir ya da birkaç günden oluşan uzun süreli konuşmalar yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi başlayalım sorularımıza. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayrı sözcük söz getirilirse tanım yanlış olur demiş. Bir olayı durumu veya sonu araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yöntemleri aydınlatmaya başlayan yazılara biz röportaj diyoruz bu doğru. Araştırmalardan elde edilen bilgilerin anlatılacak bir konunun iletilecek bir mesajın sözlü ve görsel olarak dinleyicilere aktarılması sunum bu da doğru. Bilimsel veya güncel bir konuda konunun uzmanı olan bir kişi tarafından yapılan açıklayıcı öğretici konuşmaya konferans denir bu da doğru. Konularında uzmanlaşmış kişiler, akademisyenlerin bir araya gelerek sorunları tartışmak, açıklamak ve bir sonuca ulaşmak için oturumlar halinde yaptıkları bilimsel nitelik toplantılarda sempozyum, bilgi şöleni bu da doğru. Bakın sorular üzerinden konuyu tekrar etmiş oluyoruz. Sanat, bilim, siyaset... hepsi doğru hocam cevap E o zaman. Sanat, bilim, siyaset, spor alanlarında ünlü kişileri tanıtmak veya onların bir konuda düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılan karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesi oluşan öğretim metin türüne sohbet değil biz mülakat diyoruz arkadaşlar. Burası yanlış olmuş. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Geldik ikinci soruya. Bu porçada, bu, porçada, bu, porça bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, bilim kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi bir üslupla ortaya konulduğu Yazı türüne nokta nokta denir. Bu tür yazılarda görüşlerini yazar, kanıtlama gereği duymaz, kısa ve özü bir anlatım, atasözlerin nükteler, güncel konular yorumlar, güncel kelimesi fıkranı anlatar kelimesidir. Denemede güncellik yok, sohbette güncellik yok, makalede ispat zorunlu, eleştirdi bir eser hakkında veriyorum. Geldik diğer sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı söz konusudur? Bir edebi tür olarak anı, toplumca tanınmış ve alanlarındaki isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da şahit oldukları olayları, durumları anlattığı yazı Bu doğru. Türk Edebiyatı'nın yazılı ilk eserleri olan Orhun yazılarında ana niteliği taşıyan bölümler yer alır. Doğru. İlk edebi eserimiz bizim yazılı olarak Kutluk döneminde, ikinci Göktürk döneminde. 15. yüzyılda Alişe Nevai yazdığı Babürname adlı eser Türk edebiyatında bütün ilk örneği olarak kabul edilir. Alişe Nevai yazmıyor. Babür Şah'ın yazdığı Babürname olacak. Alişe Nevai 15. yüzyılda ilk teskil olan mecalisi nefaisi yazıyor. Dolayısıyla burada cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Diğerlerinde de kapalım bilgilerin. Divan edebiyatındaki tezkire, gazavatname, vakayname, menakıbname ve seferetname gibi türlerde de anı unsurları var. Bu türün batılı anlamda ilk başa örneklerini sertifinucilardan Halil Ziya Saray ve Cessiz 40 yıllarda eserleri anı türünde bunda bilmemiz lazım. O zaman cevabımız Babürşah Babürname olacaktı ama Alişe Neva yazmış. Yazınsal değerde ilk anıları Halil Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Saray Mevtesi 40 yıla olduğunu 98 yılında sormuşlar yine sorabilirler. Bu parçayla ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Bilmem ara sıra siz de benim gibi yapar mısınız? Ben bazen kendi kendime düşünürüm. Şu dünyada yapayalnız bir adam olsaydım yaşamak benim için ne kadar kolay olacaktı. Masrafımı kendim için harcadığım parayı hesap ediyorum. Hiç de o kadar yüksek bir yakın tutmuyor. Bu parayı elde etmek için sabahtan akşama kadar didinmeye, pencerenin camına düşmüş bir sinek gibi oradan oraya atılmaya pek de lüzum yok. Bu yalnız benim için değil. Hepiniz için öyle. Fakat şairin dediği gibi ne yapacaksınız? Viran olası hanede evladır, ayal vardır. Yani çoluk çocuk vardır diyor. Şimdi sohbet türündeki bir metin alınmış. Doğru. Sıcak işten bir anlatım var. Doğru. Düşünceler değişik yola kanıtlanmıştır. Yanlış. Çünkü bu bir makale değil. Sohbet havası var. Okurla konuşmaması için yazılmış doğru. Alıntı yer verilmiştir. Doğru. Bak. Şairin dediği cümleyi alıntı yapmış. Geldik diğer bir sorumuza. Bu sözleri söyleyen yazar için hangisi doğrudur? Yazarın oluşturduğu ilk metinlerin türüyle ilgili hangisi doğrudur demiş. 1974 yılının Ekim ayında Giresun'da tek odalı bir yayla evinde doğmuşum. İlkokulu her gün 3 kilometre yolu yürüyerek gittiğim bir köy okulunda okudum. Ortaokul ve liseyi ise bağlı bulunduğumuz ilçede bitirdim. Daha o yıllarda için okumaya ve yazmaya karşı bir merak vardı. Bu merakımı Türkçe öğretmenimin benimle ilgilenmesi besledi. Onun verdiği kitaplarla hayal alemlerine dalıyor, yeni yeni dünyalar keşfediyordum. Ben de böyle dünyalar kurabilir miyim diye yazmaya başladım sonra. Her gece başımı naftalin kokulu yastığıma koymadan önce bakkal defterine benzeyen defterimi çıkarır. Çakıyla açtığım kalemle bu deftere gündüz yaşadığım şeyleri yazardım. O günün olaylarını ve o olayların bende bıraktığı izlenimleri, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerimi sıcağı sıcağına anlatırdım. Bunlar sonraki yıllarda yayınladığım pek çok kitabın temelini oluşturdu. O zaman bu sözleri söyleyen yazan oluşturduğu ilk metinlerin türü yaşanmış olaylarda anlatıldığı için anıdır yanlış... Yaşananlar günü gün aktarıldığı için günlüktür doğru. Bak ne diyor? Ee, bu merakımı e, dalıyordum diyor. Ha, ne diyor? Her gece başımı naftalin kokulu yastığıma koymadan önce bakkal defterine benzer netlerimi çıkarır. Çakıyla açtım kalem defteri gündüz yaşadığım şeyleri yazardım diyor. O gün olayları anlatırdım diyor. Dolayısıyla günlüktür diyebiliriz. Kendi dilinden aktardığı için otobiyografi olamaz. Düşünceler sohbet havasında ifade için söyleşi olamaz. Düşünceler kanıtlanmadan fıkra olamaz çünkü güncel konular değil. Dolayısıyla cevabımız net bir şekilde Bursa. Seçici bir soru bu soru doğru yapan arkadaşlar. Buna benzer tüm soruları doğru yaparlar. Geldik başka bir seçici soruya. Eleştiri yazı türünün amacı bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamaktır. Hangisi bir eleştiriden alınmış olabilir? Bir eleştiri yazı türünden alınmış olabilir diyebiliriz esasında. Bakalım. Kimi sanatçılar sanatın amacını içerik olarak görür? Onlara göre iletecek bir şey olmayan tek satır bile yazmamalı. Kimler ise sanatı biçim olarak algılar. Onlara göre güzel olmayan hiçbir şey sanatsal değildir. Bak adam bariz eleştiriyor ama bu eleştiri yazı türüne alınmamış. Çünkü eleştiri yazı amacı bir edebiyat ve sanat eserini her yönüyle değerlendirmektir diyor. Yazarlar okudukları burada bir eser ya da e, sanat eseri değerlendirmiyor. Yazarlar okudukları bir metinden yararlandıklarında yazın dünyasında bir kızılca kıyamet kopuyor. Efendim bu özgünlükle bağdaşmazmış. O zaman bu yazarın kendi eseri olmuyormuş. Bana göre yazar kibarca esinlenme dinlenen bu işte son derece haklıdır. Burada da bir tartışma var, ee, eleştiri var ama kesinlikle eleştiri yazı türünden alınmamış. Devam ediyoruz. Tiyatronun önemli bir görevi vardır. Ancak bunu abartarak tiyatronun bir silah olduğunu söylemek ne kadar doğrudur? Tiyatro bir silah değildir ama bir uyarıcıdır. Gerçi tiyatro tarihi içinde bazı temsillerin toplumsal olaylara zemin hazırladığını, halka heyecana getirdiğini görürüz bak. Burada da yine samimi ile tartışıyor. Yine eleştiriler var ama eleştiri yazı türünden değil. Bakın eleştiri yazı türü bir kitabı veya bir sanat eserini değerlendirmesi lazım. O da cevabımız Denizli. Yazar bu kitabında İnsanın yeryüzündeki varoluş sürecini bireysel bir etkinlik olarak ele alıyor. Varoluşsuzluktan etkilendiği anlaşılan yazar konuyu kişisel seçimler üzerinden irdeliyor. Başarılı iç çözümlemelerin yer aldığı kitapta karşıt kahramanların bakış açısının beraklaştırılmaması baş kişinin düşüncesinin belirginleşmesini engellemiş. Bariz eleştirmiş ve eleştiri yazı sürüyor. Edirne de eleştiri var. Bakın şimdi. Pek çokların dilinden düşmüyordu. doğa. Doğayı çok seviyorlarmış. Doğayı sevmek güzel bir insan sabah kırlarda dolaşmak, bir tek çiçeği koparmak, bir tek karıcı incitmemek değil. Onu korumanın ve sevmenin bilincine ulaşmaktır diye sinirlenmiş adam. Ama bu da bir eleştiri yazı türünden değil. Bunların hepsi eleştiriden alınmış ama eleştiri yazı türünden alınan denizli seçeneği diyebiliriz. Geldi yeni bir soruya. Bu metin, bu öğretim hangisinin bir öğretim metinden alındığı söylenemez demiş. Bakalım. Sağlam bir dil yapısına ve trajik ögelere dayanan mistik eğilimli şiirlerinde çağdaş insanın bunalımlarını işledi. Türk şiirinde bir gizem rüzgarı hissedildi. Fazla üstü dağlarca ile Cahit Sarancı'nın da aralarında bulunduğu birçok şair üzerine etkili oldu. Burada bir biyograf var. Bu öğretim metin. Bunu geçtik. Giresun şehir merkezi bir yarımadan üzerine kurulu. Giresun kalesine çıkınca şehir kendini yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Kale bu yarımadaya hakim bir noktada. Pontus kralı birinci Farnakes'in yaptırdığı düşünen kale diye gidiyor. Bu da bir gezi yazısı. Mektuptan açılmış tarih. Bir tane daha geldi. Öteki gibi değil bu. Bir kere yazan gizlemiyor kendini. Kim olduğunu söylüyor. İsmet Zeki Eyüp bir genç. İstanbul Bilim Yurdu'nda yani üniversitesinde okuyormuş. Sonra da benimle eğlenmiyor. Alay almıyor beni. Bak burada da bir anı havası görebiliyoruz. Bu da yine öğretim metin diyebiliriz. Burnu ördek, burnu gibi baskın, basık, hiç kırdak yokmuş gibi yumuşaktı. Boyu da uzun değildi bu itiyarın. Ama bir delikanlı gibi çevikti. Sakaldan yana da bahtsızdı. Çenesindeki iki üç kıldan ibaretti sakalı. Tuhaf bir adamdı ve herkes ona tuhaf davranırdı. Onu yüzen, gücendiren tek şey vardı. O da anma şöleni için yapılan hısım akraba toplantısına çağrılmamasıydı. Bu bir öyküden alınmış veya romandan alınmış. Dolayısıyla öğretici metin değil cevabımız denizli. Hiç şüphesiz Don Quixote derinliğini veren yalnız Cervantes değildir. Her şaheser gibi onu da az çok yüzyıllar yaratmış, daha doğrusu tamamlamıştır. Her şaheser gibi onu da, o da düşünce tarihini emmiş, bir klasik haline gelmiştir. Burada da bir eleştiri yazı türü var. Şimdi arkadaşlar bol bol soru çözmemiz gerektiğini biliyoruz. AYT ayna denemelerimizi mutlaka alın arkadaşlar. Sözelci ya da iştarlıkçıysanız ve buradaki denemeleri güzel güzel çözün. Edebiyatı çözünüz gibi. Ve TET de önemli. TET ayna denemelerini de mutlaka almadıysanız tedarik edin ve çözün. Şu anda bol bol sınav simülasyonu yapmanız lazım. Gerçek sınavın birebir provasını yapmanız lazım. Asla ve asla böyle e, keyifli bir şekilde, rahat bir şekilde değil, ciddi bir şekilde çözmeniz lazım. Sınav yaklaşıyor, yani güzel günler yaklaşıyor. Sizleri inşallah seneye üniversite göreceğiz. Bizler de burada ders anlatmaya devam edeceğiz. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar.